Mutlu şehir Kocaeli. Mutlu gençler için gençlerimizin yanındayız. Eğitim ve istihdamın tüm etkin unsurlarını onlar için bir araya getirdik, güçlerimizi birleştirdik. Türkiye'ye model bir işbirliğine imza attık. Yetersizlik veya tecrübesizlik nedeniyle kapanan kapıları Ustam, Kocaeli doğrudan istihdam seferberliğiyle açıyoruz. Yine güzel bir projeyle karşınızdayız ve aslında belki diğerlerine oranla çok daha gurur verici bir projeyle karşınızdayız. Çünkü gerçekten ortak aklın ve katılımcılığın inanılmaz bir şekilde ekranlara yansıdığını görüyorsunuz. Ortak akılla Kocaeli'nin geleceği için, Kocaeli'nin gençleri için çok güzel bir projeye imza atıyoruz. Bu eğitimde en çok önemsediğim şeylerden biri de kurum aidiyeti, iş ahlakı, kişisel gelişim gibi konularda da eğitimlerin veriliyor olması son derece kıymetli. Bu şüphesiz sanayimize güç verecek, gençlerimize işi olmayanlara güç verecek. Hedef kitle az önce ifade edildi. Örgün eğitim çağını tamamlamış ama bir mesleği olmayan grup, hedef gruplardan bir tanesi, bir mesleği olup da o meslekle iş bulamayanlar bir başka grup. Bu manada alınan kurslardan sonra özellikle Kocaeli Üniversitemiz mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesi konusunda çok ciddi bir e, altyapısı var. Onları temin edecek. Yani dört başı mamur bir örnek projeyle karşınızdayız yine. Türkiye'de örnek olacak. Bizi izlemeye devam etsinler diyorum. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Projenin aslında en üstün yanı e, özellikle üniversitelerin, meslek okullarının ve diğer e, birimlerin tam ihtiyacı olan eğitimleri de veriyor olması ve bir kalite katması. Bu yönüyle tabii her türlü takdirin üzerinde bir proje. Dolayısıyla biz de gerçekten tüm katılımcıları tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım Tabii pandemi dönemi içerisinden geçiyoruz. Çeşitli zorluklarımız, sıkıntılarımız var. Ama buna rağmen özellikle çok dinamik bir toplum olmamız, krizlere karşı daha dayanıklı, çözüm üretebilen, pratik toplum olmamız vesilesiyle büyük ölçüde krizi fırsata çevirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.